Abi. Sen var ya, sen gerçekten çok şanslı bir adamsın. Dua et artık, benim bir çocuğum var. Ali gibi bir kardeşim var, senelerce senin yerine hapis yatmış. Safiye gibi bir karım var, susuyor. Eğer duyduklarını bana değil de anneme söyleseydi, o benim kadar sakin kalmazdı, emin ol. Öyle olurdu. Hasibe duyardı, mahvolmuştum. Ama tabii sen söylersen gene iş değişir. Vallahi gıyım gıyım doğurar beni. Ben kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim Cemal. Ama bir daha bu konakta bile senin yüzünü görmek istemiyorum. Ya ben böyle olsun ister miydin Maviş ya? Ben üzülmüyor musun sandın? Hadi benim abime acımadın. Ya Ali? Ali'ye nasıl acımadın ya? O senin kardeşin. Maviş. Ali senelerce senin yüzünden hapis yattı. Hiç mi vicdanı sızlamadı ya? Rahat rahat nasıl dışarılarda gezebildin sen? Maviş. Kes! Tek bir kelime bile duymak istemiyorum senden. Bir de hala geçmiş karşıma yüzsüzce kendini savunuyorsun ya. Senin kendini savunacağın hiçbir şey yok. La? Mavi gene dellenmiş. Kime esip kulluyorsun ya? Kara kuzum sen ha? Aha! Cemal'ımış ya. Lan! Kırk ayak. Gelin geçen sağ bostayı koyuyor. Ne ördün acaba gene? De bakayım. Mavi. Annem, ne bağırıyorsun buna? Senin savunacak bir tarafın yok falan diyordu. Bir şey anne. Cemal'le aramızda. He. Lan! Safiye'ye dediklerimi öğrendim abi. Öğrendi de ona mı kızıyor ya? He. Safiye söylediklerimi duymuş. Bana kızmış, ona bağırıyordu. Neyse. Benim çiçeğe bakmam lazım. Vallahi çok üzüldüm ya ben saçınca. Cemal, sen fırıldaklıkta dünya markasısın. Her bir türlü şeytanlığı yaparsın ama... Lan şu an şu şekil seni korumak vallahi beni çok üzdü. Mağdur korkuyorsun ya. Naçar korkuyorsun oğlum. Öyle mi diyorsun Hasibe? Ay ya. Ya tamam yalan. Yapmışsın bir öküzlük de. Bu kadar kızılacak da üstüne varılacak bir şey değil ya ya. Allah Allah. Ne kızıyorlar bu kadar? Olabilir. İnsanlık hali. Ne demişler? İnsan beşer, gün gelir şaşar. Öyle tabii Hasibe. Bak inşallah, dilerim Allah'tan şu söylediğin sözleri hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmazsın ya. Çünkü sen öfkelendiğin zaman çok kötü oluyorsun biliyor musun? Yani insanı Allah muhafaza öldürüverirsin. Pardon müsaadenle. Dırsak ya. Ama dırsarmış ha benden. Yani şimdi çocuğu bu eve getireceksiniz öyle mi? Evet babacığım. Ben yarın yurda gidip onun müdürüyle de konuşacağım. Zaten dersleri kötüymüş. Alalım getirelim buraya. Biz de hareketlerimize, konuşmalarımıza dikkat ederiz yanında. Ya çocuğa iyi geliriz ya. Analık babalık ederiz işte. Şimdi amcacığım çocuk liseli diyorsun. Ergendir o daha yani. Siz onu anne babalık için uygun musunuz bilemedim. Sevda kelebeğim çok haklı. Hani çocuğun yaşı o kadar da küçük değilmiş. Bilemiyorum. Hani öyle agucuk gugucuklu olacak gibi değil bence. Ayrıca ergenlik dönemi bir ana babanın en önemli dönemidir ve çok zor bir dönemdir. Bakın Sevda kelebeğim pamuk gibi bir karakter olmasına karşın içinden şeytan çıktıydı. Hatırla kızım, yalan mı? Ya Safiye abla gözümüzü korkutmayın ya. Bir denemiş olacağız işte kendimizi. Eğer bu çocuğun en zor dönemini beraber atlatırsak gerisini de hallederiz. Değil mi kocişim? Evet. Tavşanım çok güzel özetledi babacığım. Yani bakalım bu ana babalık işini kıvırabiliyoruz mu ya? Ya baba çocuğu buraya getirmemde sorun var mı? Peki oğlum gelsin. Sen ne dersin Elmas?
Sen uygun gördüysen Fazıl Bey'im, bana söz söylemek düşmez. Anam, güreşçiler, haydi sofra hazır. Top patlayacak şimdicik, haydi haydi. Hadi. Gel kelebeğim. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Tamam, ben seni bekliyorum Fazıl Bey. Bir şunların taktıklarına bak. Ha. Bir de benimkine. Çocuk gibi şey takıyorum ya. Eh Fazıl Bey. Bak sen gör ben sana ne yapayım. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Pembe, gel buraya. Çabuk gel. Gel, 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 gel. Tamam Safiye abla. Masadaki yerimden de oldum yani. Anne sen babamı ne zaman affedeceksin? İstediğim zaman affederim. Şu anda istemiyor. Neyse ne yapalım. Sen beni affedinceye kadar ben de başka bir yerde otururum. Ali biz de yer değiştirelim. Kalk. Ya ben o kadar rahatsızlık verdiysem yemeğimi aşağıda yiyeyim. Olur. Çok iyi olur. Bence kimsenin buna itirazı olmaz. Abla siz de mi bozuksunuz ya Cemal abiyle? Yengemin öfkesi bulaşıcı herhalde. Değil İsmet. Abim insanları öfkelendirme konusunda çok başarılı o yüzden. Damadım. Sen de mi ya? Yapmayın böyle. Aa bak Cemal da çok üzülüyor. Yani karısına iki çift kötü laf dedi değil. Bu kadar üstüne varılmaz ki bir adama. Şimdi o Safiye'den herkeşlerin gözü önünde özür dile oyununu alır onu. Diyer mi lan? Lan? Evet, zaten evde sürekli gerginlik oluyor. Dedem de üzülüyor. Cemal'in günahları bir özürle affedilse keşke. İyi akşamlar. İyi akşamlar Dünür. Başlayın, başlayın. Top patladı. Hadi Allah kabul etsin. Hadi afiyet şeker olsun. Yer değişikliği olmuş. Öyle denk geldi baba. Bir gün. He. Bana da koyuver. O bilezik mi ya öyle? Yeni mi? Ha, yeni. Fazıl Bey'in hediyesi. Yalnız bir maşallahınızı alırım ha. Nazara çok inanıyorum ben. Göz değdi diye toprağa girenini gördüm ben. Ay ortada nazar değdirilecek bir şey yok ki. Yani kuyumcu ne kadar dedi o bileziğe? Kız dalga mı geçiyorsun benimle be? Evet dalga geçiyorum. O ne öyle teneke gibi? Ana uzakçanın bir akrabanın düğününde takılacak cinsten bu ya. Yani orada bile taksan ayıp olur da. Fazıl babam normalde cömert insandır ama niye böyle incecik tel gibi bir şey taktı ki acaba? Ya hediye işte ya. Hediyenin değerine bakılmaz. Adamcağız düşünmüş de almış. Önemli olan bu. Hmm, tabii tabii. Güle güle kullan Elmas. Hadi o zaman iyi günler de şey et bacım. Eh Fazıl Bey. Şu çatal dililerin ağzına düşürdün. Madar ettin ya beni. Alçağın olsun sen. Ana. Kaç metreye indin? Ne? Ne metresi ya? Kız daldın ya onu diyorum ya. Güldürük yapıyorum sana. Bana bak. Ne düşünüyorsun?
Allah iyiliğini versin ha. Bileziklerine teneke gibi deyince böyle kara kaldı. Gördün mü suratına kız? Haydi babam, çaylar geldi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Kapayım bir. Allah senden razı olsun bacım. Sen olmasaydın daha kaç kere gidip geleceğden mutfağa. Bir şey değil Birgül abla herhalde. Yardımcı işi ne oldu Birgül abla? Yarın adayla gelmeye başlayacak babam Fatma. Hasibe, şey yarın elemanlar geldiğinde sen de benim yanımda olsan ağa. Sen insan sarrafısın, ben de halim. He, oluruz. Tamam. Abo, yaşa, büyüksün. O zaman ben gideyim şu Emre midir nedir? O çocuğun yatağını bir hazır edeyim he. Haydi, afiyet olsun. Hayırlı geceler. Sağ ol, hadi sağ iyi geceler. Olasın. İyi akşamlar. Ay, elmasın kolundaki bileziği gördünüz mü? Gerçi nasıl göreceğiniz ki? O kadar ince ki yani mikroskopla falan anca belki. İnce kalın ne bakıyorsun sen kızım? Aa, bu işler böyle başlar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yakında hadi buraya yazıyorum. Yanına yenilerini de taktırır. Abi öyle kalın kalın. Ay hiç sanmıyorum vallahi yenge. Fazıl babam hiç niyetli almamış. Aa. Ay nasıl gıcık ettim cadıyı, görmeniz lazımdı ya. Annem. Annem. Ne oldu sana ya, niye daldın öyle? Ne? Düşünüyorum. Ya Safiye'yi anıyor, tamam. Haydi o Cemal'a kızgın. Da bu Ali ile Mavi neye bu kadar kızıyor? Bak onu hiç anamıyorum ha. Safiye ablaya yaptığı öküzlükten kızgınlardır herhalde. Değil mi? Başka ne olacak? Ondan niye? Bence başka bir sebebi var. Senin bu İsmet biliyor mudur? Yok annem ya, nereden bilecek? Biliyorsun, benim kocişim her şeyi en son öğrenen kişi. Ha, doğru diyorsun vallahi ya. Bir çare zavallı. Ama sen gene de bence onun bir ağzını ara. Anne ne yapıyorsun ya? Ağzın yanmıyor mu? Niye dikiyorsun kafana? Anam yatmaya karar vermiş. Ben birazdan yatıyorum iç içe bu pembe. He ya, yatıyorum. Vallahi yorulmuşum ya. Dudu, bekle bekle, ben de geliyorum. Annem, hadi, hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Ya tamam Halim, Mavi iş polise gitmekten vazgeçti. Ama yani böyle herkesin içinde laf çarpması da olmuyor yani. Abi ne bileyim ya, kızgın işte biliyorsun. Lan ne demek ne bileyim ya? Çek karnını kenara, konuş. Vallahi artık her tarafımı stres bastı ya. Ben de kızmaya başlıyorum yani. Pardon. Kızıyor musun? Evet. Ya kız polise gitmekten vazgeçti. Sen yıllarca hapis yapmaktan kurtuldun. Kızın iki lafına mı tahammül edemiyorsun? Lan tamam konuşsun. Kendi aramızdayken ne istiyorsa söylesin ama babamların yanında konuşuyor olmuyor yani. Lan herkes bir meraklanıyor ya. Böyle böyle soruşturmaya başlarlarsa ne olacak? Ya ne olacaksa olsun ya. Abi ne oluyor ya? Yok bir şey. Lan kapat şu kapıyı. Abi. Ne oluyor hayırdır? Niye kavga ediyorsunuz Ali abimle? Safiye, Ahmet'i benim öldürdüğümü öğrendi. Ne? Yetmezmiş gibi gidip bir de Mavişe anlattı her şeyi. Ne? Abi ne diyorsun sen ya? Lan bir böğürme! Bir de lan gibi böğürme ya! Abi, çok şaşırdım ya. Duble felaket olmuş değil mi? Cemal abi. Ya şunu bir baştan anlatsana bana. Koruyor mu senin için? Safiye, ne arıyorsun anam sen burada gece gece bir başına? Ne yapayım Hasibe, oturuyorum. Ya onu görüyoruz da. Neye ağlıyor? Ya aman işte bildiğiniz şeyler, Allah Allah. Ne arayacağım Cemal her zamanki öküzlükleri. He, anlattın onu ya. Yapmış bir mandalık be anam.
Tamam. Ama böyle sudan bir sebebe günlerce yas tutar gibi ağlanmaz ki ne? Bak, ben sana diyeyim. Bence başka bir sebebi var da sen demiyorsun değil mi? Allah Allah Asime ya. Ne sebebi olacak senin de maşallah öküzün altında buz ağrıyor yani. Safiye. Bak çekinme. Kadın kadına dertleşiyorsun. Hakiki sebebi söyle bana. Cemal gene aldattı mı seni? Ne? Ne diyorsun lan sen? Fatma? Ne diyorsun sen ya gene mene? Ne diyorsun sen? Ne demek istiyorsun? Asime. Fatma ne diyor öyle? Yani bir dakika. Senin o cümle içinde kullandığın gene kelimesi. Bak beni çok fena ilişkilendirdi söyleyeyim. Yani Cemal beni daha önce aldattı mı onu mu demek istiyor? Yok be Safiye. Şey demek istiyorum işte. Aldattı mı Dirken'e? Kandırdı mı manasında demek istedi değil mi Fatma? Onu demek istedi Safiye. Hani Demirhan mevzularında seni kandırdıydı ya. Ondan sebep. Tabii canım hep böyle kandırıklı şeyler yapıyor ya. Yani o manada diyorum. Ya Allah aşkına beni bir rahat bırakın ya. Ben size tekrardan anlatıp da hüznümü acımı tazelemek istemiyorum. Ne olur beni benimle bir baş başa bırakın lütfen. Tabii tabii. Ya biz seni gördüktü de yanına geldiydik. O zaman daha fazla üzmeyelim. Gidelim biz. Hayırlı akşamlar. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler canım. Size de. Safiye. Haydi, haydi bakalım. Ay. Şıvırsız. Nasıl laf o öyle? Ya çıkıverdi ağzımdan işte bir de. Allah'ım ya Rabbim sen beni bu gerizekalılarla neyi sanıyorsun ha? Ay ana. Hadi yürü ay iyi geceler. Babamın kulağına giderse abim bu konakta yaşatmaz. Ya bunu geçtim kalp krizinden gider babam ya. Tamam sabırlar. İsmet. Aa. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Ha, yok. Yarın yapacağım işleri tekrarlıyordum içimden. Oy benim çalışkan kocişim. İsmet. Sana bir şey soracağım. Abinler arasında ne var? Ne var derken? Ya farkında değil misin kocişim? Buz gibiler birbirlerine karşı. O yüzden sordum. Acaba ciddi bir şey mi var? Ya yok. Ciddi bir şey ne olabilir ki ya aralarında? Ya hem olsa bile bunu ben nereden bileceğim ya? Hem sen bunu bana niye soruyorsun ki benmişim? Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum yani. Üstüme gelmeyin bu kadar ya. Ay yeter tamam. Bir şey sorduğuma bir pişman ettin ya. Annemin de dikkatini çekmiş. O da meraklanmış. Ya meraklanmayın arkadaş. Meraklanacak konu değil bu. Size ne? Meraklanmayın. Fazla merak iyi değildir benmişim. O yüzden diyorum. Ya iyi tamam da kocişim. Biz bir aileyiz. Aynı konakta yaşıyoruz hepimiz. Birine bir şey olsa hepimiz etkileniyoruz bu durumdan. Ben diyorum ki acaba sen bir abinlerin ağzını mı yoklasan? Ne varmış ne yokmuş bir öğrensen mi? Öğrenemem. Öğrenemem. Ben böyle bir şey öğrenemem. Abimler bana bunu demez benmişim ya. Sen de sorma artık ya. Yeter ya vallahi ben çok sıkıldım bu konudan. Yatıyorum ben. Ay iyi be. Allah Allah bir şey mi dedik? İki yıllık tecrübem var abla. Elimde ne iş gelir? Buyurun, burada referanslarım. Bir şey diyeyim. Referanslarınız güzel. Kız o reverans değil, referans, referans. Tamam canım şimdi. Neyse ne. Bir harf için birbirimizi kırmayak. Değil mi? Geri yok. He. Nasıl buldun Elmas? Hanım. Tamam. Nasıl buldunuz Elmas Hanım, hanım kızımızı? Vallahi gayet güzel, temiz, pak. Saygılı da. Yani bence olur. Ama tabii son karar senin. Bence de münasip. Şöyle yapak. Ben başvurunuzu azıcık daha inceleyeyim. Bizzat kendim size geri dönerim. Oldu mu? Peki, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet. Kız, ne oldu şimdi ya? Ne güzel mis gibi kız. Niye almadın işe?
Belki acık daha düşünmek istiyorum Elmas. Sakıncası mı var? Yarın bir gün bir simitten bir hata işlerse Fazıl Bey'ime karşı mahcup duruma düşmek istemiyorum. Aman düşün, düşün. Ama bak diyorum sana, sen bu müşkül pesentlikle yanında çalışacak kimseyi bulamazsın. Hadi gel bakalım Emre'cim. Araba şurada, gidelim oraya. Ya yanlış anlamayın ama bir şey soracağım. Ben niye sizde kalıyorum? Onu anlamadım. Emre'cim anlattık ya. Senin notlarda biraz düşüş olmuş. İsmet abin de burs verenin olarak seninle özel ilgilenmek istiyor. Hem konakta çalışma ortamın daha rahat olur. Bak Emre'cim, bizim şirkette senin bursunu kesmeye çalışan bir gereksiz var, tamam mı? Ben onu püskürttüm aslında. Ama adam senin başarısız olduğuna takmış kafayı. Bunun aksini ispatlamamız lazım. O notlar düzelecek. Tamam, inşallah. Hadi gel bakalım, gel. Hop, duralım bakalım. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Tut bakayım elimi. İsmet ne yapıyorsun ya? Bebek gibi davranıyor çocuğa, kocaman delikanlı o. Delikanlı melikanlı, o hala çocuk. Bir de bizim sorumluluğumuzda. Tut oğlum elimi, tut. Bak şimdi Emre'cim, karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola. Önce sola mı bakıyorduk kız? İsmet yürü kocacığım, salak salak işler yapma hadi. İyi, sen elimi bırakma. Yürü bakayım. Geç, yavaş. Kaç. Ya Hasibe, son gelen iyiydi. Niye beğenmedin ki? Kız ben beğenmedim demedim ki ne? Beğendim. Çok tatlı, çok cici bir kız. Sen benimle maytap mı geçiyorsun ya? O zaman niye böyle kaç göz ettin bana? Bir kul. Aynı kızı Elmas da beğendi de ondan sağ kaş göz ettim. Anladın mı? Ya ben hiçbir şey anlamıyorum Gazi be. Allah'ın saftiriği. Allah'ın saftiriği. Şimdi bu kızcağızı, bu Elmas neyi beğendi sence? Sessiz, sakin, sinik bir kız olduğu için. Yani bu kız Elmas için çok kolay bir lokma. Tırnaklarını rahatlıkla kıza geçirebilir. Şimdi bundan sebebinin Elmas o kuzu gibi bebeği alır, istediği gibi yoğurur ve kendine göre bir kurt kıvamına getirir. Anladın? Sonra her bir işini o kıza kolaylıkla yaptırtır. Yani o kız cahizi kendi casusu olarak kullanır. Anladın? Aa, ben şimdi anladım. Abo, ben bunu hiç düşünemediydim ki ha. Bir kul, sen şunu da düşünemedin. Şimdi bu kızı kendi özel hizmetlisi olarak da kullanmaya başlar bir süre sonra. O kız bunun istediği işlerin dışında hiçbir iş yapmaz. Aa, bu konağın bütün işi gene sağ kalır. Anladın mı? Şimdi bundan sebeple Elmas'ın he dediğine biz aa diyeceğiz. Anladın? Maşallah. Cin gibi kadınsın vallahi. Yani neymiş? Elmas'ın beğenmediğini biz işe alacağız. Evet, saftirik bir gül. Aynen öyle edeceğiz. Saksıyı daim çalıştıracağız. Her bir şeyi Hasibe'den beklemeyeceğiz. Bak sen, kenarın zekilerine bak. Lan siz Elmas'la aşık atabilir misiniz lan? Dur, ben sizi kendi kazdığınız kuyuya düşüreyim de ders olsun. Evet, kafam şu anda çok netleşti Hasibe. Kız, ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Hiç, öyle günün değerlendirmesini yapıyor. İyi. Ay ben de cep telefonumu unutmuşum da. Ay, çok sıkıldım konakta, otur. Bir dolanıp geleyim. Tabii git dolan Elmas. Hanım. Abo, konuştuklarımızı duymuş mudur ki? Ha? Yok, bu nereden duyacak? Oo, duyaydı canları da. Durur mu böyle bu? Sakin ol ya. Haydi gel, aşağı in azıcık ya. İçim sıkıldı. Havalı. Dur. Şunları da alayım. Gel. Ardındayım. Arın. Alo? Gülüm sen. Kız ne yapıyorsun?
Ha, Elmas ben. İyiyim, sağ ol. Bak şey, senin kız işe girdi mi? Ha, girmedi. İyi, iyi. Bana bak, ne diyeceğim? Şimdi bizim konağa yeni bir kız alacaklar. Hadi söyle ona, yarın sabah gelsin, iş başvurusunda bulunsun. Ha. Ama bak, çok önemli bir şey var. Sakın beni tanıyormuş gibi yapmasın ha. Tanımıyormuş gibi yapsın yani. Ya ne var anlamayacak ya? Bak diyorum işte, geldiğinde beni tanımıyormuş gibi yapsın. Hani torpil yapıyorum sanmasınlar diye. Ya tamam, tamam ya. Tamam hadi. Sen de ki Aydan'a, Elmas ablayı arayacakmışsın de. O arasın beni, ben anlatırım ona. Hadi, hadi, hadi. Hiçbir şey anlamıyor bu da ya. Gel bakalım Emre'cim. Anam! Bir akşam yemeğini yapmayı unuttum ya. Ana Hasibe, senin elin hızlıdır bacım. Sen etleri şöyle hızlı hızlı doğra da bir de pilava girişeyim mi? Hadi. Tamam ya, doğrarak dur hele ya. Acele etme, yetişirik. Aa. Hoş geldiniz. Emre'cim. Bak bu benim annem Hasibe. Bu da bizim yardımcımız Birgül abla. Selam. Selam. Emre'cim, selam ne demek ya? Aa, hadi öp bakayım teyzelerin elini. Yok canım, çocuk istemiyorsa öpmesin. Ne gereği var, zorlama. Hayır Hasibe anneciğim ya, olur mu öyle şey? Örfümüzü, ananemizi, geleneğimizi bilecek. Emre, hadi oğlum. Öfeyim. Heh. Ay, ben Rüder ol yavrum. Anam, bir şey neyin istersen benim haberim olsun, oldu mu? Kurban oldu. Ha, tamam, olur. Heh, haydi. Gel, gel. Aha, abicim bak bu Emre. Merhaba Emre. Merhaba. Ben İsmet'in abisi Ali. Bu da eşim mi abi? Merhaba Emre'cim. Merhaba. Hadi Emre'cim, öp bakayım amcanla yengenin elini de. Yok yok, sağ ol. Teşekkürler. Oha, yalnız burası manyak büyük bir yermiş ha. Aa, Emre'cim. Böyle kaka laflar etmiyoruz, tamam mı? Bak, kibar çocuklar kibar kibar konuşur. Tabii tabii. Kusura bakmayın. Hadi gel, ben sana odanı göstereyim. Hadi gel. Aa! Anne. Annem. Pembe'nin hareketlerini görüyor musun? He, görüyor mu ya? Kendi ağzından oha düşmez, koskoca çocuğa ayar veriyor, manyak. Ya Hasibe anne, öyle deme ya. E şimdi biz Emre'ye örnek teşkil ediyoruz ya, ağzımızdan çıkanına dikkat ediyoruz işte, ne var? Oğlum daha ilk günden çocuğu darlamayın ya. Ya abi niye darlayalım çocuğu? Anası babası gibi sorumluluk hissediyoruz herhalde. Yoksa ne sıkacağız ya çocuğu? Allah Allah. Biz de genciz sonuçta. Bak ben size söyleyeyim, bunlar deli ha. Baksana ne diyor? Amcanın elini öp, yengenin elini öp diyor ya. Aa, ama lütfen Ali'cim, öyle deli falan kaka laflar etmiyoruz. Ay annem ya. Kaka dedi ya. İlyas'ım. Ne var lan? Seni bir kadın görmek istiyor. Kimseye çaktırmadan İlyas'ı çağır dedi bana. Tamam kardeşim, sağ olasın. Sen şimdi git, ben geliyorum birazdan. Çaktırma. Fatma abacığım, ben şu kapının önünü bir süpüreyim diyorum da. Ha, bir sükübre yap ya. Her yan toz. Hoş geldiniz Elmas Hanımcığım. Hayırdır inşallah? Hayır, hayır. Dünkü teklifin hala geçerli mi? Tabii ki geçerli. Her zaman. Heh, iyi. O zaman dediğin gibi yapalım. Yalnız bana bak, bende çok para yok. Öyle bir kalem de veremem ha. Aşk olsun. Hiç sıkıntı yok. Biz göreçki mağdurları birbirimizin halinden anlarız. Paranız oldukça ufak ufak ödersiniz. İyi. Bak, şimdi sen bana en güzelinden, en parlağından 3 tane Adana burması alıyorsun. 22 gramlık Adana burmalarından alıyorum o zaman. Böyle eli kolu boş gezmek sizin gibi bir hanımefendiye hiç yakışmıyor. Hadi, hadi.
O zaman sen şimdi hemen git al şunları. Bak bu karşıki çay bahçesinde bekliyorum seni, tamam mı? Hay hay, hemen. Hadi, hadi çabuk çabuk. Mavi, hava çok güzel. Çiçeği al dışarı çıkın isterseniz. Olur, çiçek de hava almış olurum. Ali, işe mi gidiyorsun yavrum? Evet Hasibe anne. Hasibe, aa bak bıçağı getirdim. Biledim de bacım. Bak bak istediğin gibi olmuş mu? Bakayım hele. Oo, cilet gibi olmuş. Tam istediğim gibi. Aferin kız sana. İyi o zaman. Ben seni mutfakta bekliyorum. Etleri hazır edeyim. Haydi. Tam geliyorum. Hasibe anne, seni de bırakayım diyeceğim ama işim var herhalde. Annem şu bir gule bir yardımcı olayım, ondan sonra gideceğim ben. Sağ olasın. Ne konuşuyor lan bunlar Hasibe'yle? Ulan beni ispikleyip de ölüm fermanımı yazmıyorlardır şu an inşallah. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Dikkat et kendine, çok yorma. Tamam. Neyse ben de gideyim. Sabah sabah daha fazla sinirim bozulmasın. Allah Allah. Ne öfkeymiş bu ya. Paralayacaklar adama. Sen o bıçağınla ne yapıyorsun acaba Hasibe? Cemal. Şeytan benim kulağıma fısıldayıp duruyor. Diyor ki ne? Cemal'ın ettiklerinden ötürü onu cezasız bırakma diye. Dilum, dilum, Cemal'ı doğra diye. Hasibe sen ne diyorsun Allah'ını seversen öyle dilim milim falan. Ben ne yapmışım ya? Allah'ın aşkına bak. Ben izah edebilirim her şeyi. Bir açıklamama müsaade et lütfen. Hasibe, elinde o koca bıçağı görünce. He ne olmuş bıçağı görünce ya? Allah Allah, ya etleri kuşbaşı edeceğim ya. Ay, yitir be. Oyalayıp da durma beni. Bir kule yardım edeceğim, yürü gel. Gel mi neyi ya? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun acaba? Emin et, emin olsun ödüm koptu. Oh. Oo, kuveş tenceresi. Yapma ya. Ne pişecek akşama bunun içinde? Orman kebabı pişecek. Kadasını aldım. Güzel, pişsin o zaman. Hadi bakalım. Haydi. İsmet, hadi Emre geç kalacak okula. Ha tamam, geliyorum tavşanım. Bekle. İsmet! Annem, gel hele gel bir. Gel acık gel, bir şey diyeceğim sana. Hayırdır Hasibe anne, sor. Annem ya, sen bu Cemal ağabeyin olan kızgınlığın sebebini, sebebini biliyor musun yavrum? Yok, bilmiyorum. Dimağ bilmiyorum. Ya hayır, Ali ile Mavi şimdi öyle durduk yere bu kadar kin gütmez ki ne? Ya merakıma mı icip oldu? Dur bakalım dur, bu işin içinde bir bitiyeni var ama anlayacağız. Ben iyice bir araştırtacağım bu mevzuyu. Yok araştırma ya, araştırma yani. Sana ne yani, bırak kurcalama. Neyden sebep? Ya bak tamam söyleyeceğim. Bak abimler çok tembih etti kimseye deme diye. Ama gene de söyleyeceğim ona göre. Pembeye bile söylemedim daha. Ey tamam ya neyse de hele ya merak ettim zaten hadi. Cemal abim biraz para batırmış da Ali abim çok kızgın çok. Ha Safiye'ye dedikleri yüzünden gel yani mevzu. Para batırmış ha. Aslında bak ben o bir yalana inanmadıydım ama bu para batırmış da yani şimdi ne olmuş? Hani ticaret hayatında olur böyle şeyler. Bundan sebep bu kadar dafra mı yapılırmış ya insana?
Ya ne bileyim ya, ben bana ne söylendiyse onu söylüyorum sana. Yeter siz de kurcalamayın, size ne? Abi kardeş onlar, küserler, barışırlar. Siz ne karışıyorsunuz ya? Hadi güle güle. Güle güle. Hasibe, seni bekliyorum, hadi bacı. Geliyorum Birgül, geliyorum. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس